Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha kalidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyorum. Bundan başka orada muhterem kardeşlerimiz gerçekten hocamız da Afrika'yı çok iyi bilir. Orada her Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan her bir hocanın, muallimin 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi ama ilkel maalesef. Para olmadığı için fakirlik de var. Yani ufak bir caminin hemen bir kısmında dar diyorlar. Dar. Dar ev demek. Ama oradaki manası Kur'an kursu. Böyle ilkel böyle tabletlere yazıyorlar. Eski usul. Böyle yüzlerce, binlerce dar var. Yani Kur'an kursu var. Orada hemen şunu da söyleyeyim. Yani ibret olsun diye söylüyorum. Süleymanlılar kardeşlerimiz var. Hepiniz biliyorsunuz. Onlar da orada maşallah dünyanın her tarafında çok modern Kur'an kursları açmışlar, medreseler. İsmi de Süleymanlılar Medresesi diye. Bu da güzel bir gelişme. Orada hem birliğimizi sağlıyoruz hep beraber, karşılıklı görüşmeler yapıyoruz. Ve elhamdülillah orada onlar da öyle bir hizmet yapıyorlar. Bizim başka orada çalışmalarımız, demin dediğimiz gibi insani yardımın hepsini yapıyoruz. Bir de biz Şefkat Yolu Derneği olarak 3000'e yakın yaygın eğitime destek veriyoruz. Mesela diyelim Kur'an kursu var bir yerde, onun masraflarını, hocaların masraflarını lokal ve mahalli yerlerde biliyorsunuz çok az. Yani 50-60-100 dolar geçmiyor. Hocaların maaşlarını, o Kur'an kurslarının giderlerini, yağdır, zeytindir, ekmektir, bizim Şefkat Yolu Derneğimiz ne yapıyor? Destekliyor ve sahip çıkıyor. Biz şunu yapıyoruz, kontrol ediyoruz, programlarını biz hazırlıyoruz ve destekliyoruz. Dolayısıyla oradaki öğrencilerimiz sağlıklı, sıhhatli bir ortamda Kur'an-ı Kerimlerin dini bilgilerini okuyorlar ve gelecekte inşallah artık siz buradan gidebilirsiniz. Burada siz çalıştınız, alimleri oluşturdunuz, bize temizliği ve medeniyeti öğrettiniz. Artık size gerek kalmadı denildiği an şu anda Kazakistan, Kırgızistan şu anda denilsin ki artık Şefkat Yolu Kırgızistan ve Kazakistan'dan gidebilir. Şu anda bizim öğrencilerimiz burada İstanbul'da Haseki'de doktora yapmış öğrencilerimiz şu anda artık orada idareci oldular. Kimisi müftülükte en üst makama geldiler. Bize artık gerek kalmadığı zaman biz de yani bizim derneklerimiz de gönül rahatlığıyla Türkiye'mize dönüp başka alanlara hocamızın demin buyurdukları gibi Japonya'ya, belki Madagaskar'a, belki yani Kore, Fiji adalarına da bile bizim kardeşlerimiz gidebilir. Osmanlı zamanında Sultan Abdülhamit Han zamanında olabilir. İkinci Sultan Abdülhamit Han cennet mekanımız. Sanıyorum Ebu Bekir Efendi'yi nereye göndermişti? Bir hatırlayın, yoklayalım hafızamızı. Güney Afrika'ya göndermişti. Ve şu anda Güney Afrika'daki Müslümanlığın, İslam'ın yayılması, ortaya çıkması, böyle zuhur etmesi Ebu Bekir Efendi vesilesiyle olmuştur. Ve yine hatırlayalım, Güney Kore hocamızın buyurduğu gibi şu anda Güney Kore'deki İslamiyet'in intişarı, yayılması Zübeyir Koç adında bir imam kardeşimizin, hocam 40 sene değil mi ve 50 sene, yani 25 yıldan fazla, 30 yıldan fazla o Kore Harbi'nden itibaren imamlık yapan, 2007 yılında sanıyorum rahmetli olmuş Zübeyir Koç hocamız, bizim Sayın Başkanımız Nurettin Bey oraya gittiği zaman Şefkat Yolu Derneğimizde böyle bir güzel bir yazı var. Oradaki bir profesör kardeşimiz, hocamız 70 ve 80 yaşlarında Zübeyir Koç hocamızın, imam hocamızın vesilesiyle İslam'a girmiş ve ona yani ağlayarak dua ettiğini Nurettin Bey başkanımız bize anlattı. Allah-u Teala bütün hizmetlerden razı olsun ve dünya imam, biliyorsunuz Pakistan ve Hindistan büyük şairi kimdi? Hatırlayalım. Muhammed İkbal, o şöyle diyor, şöyle bir mısrası aklımda kalmış. Dünyada bizim, Mısır'da bizim, yani dünyanın aslında her tarafı bizim Müslüman kardeşlerimiz. Yani Müslümanım diyen, hatta insanım diyen, insanın olduğu her yerde biz Müslümanlar olarak gitmek durumundayız. Ve hemen şu müjdeyi de vereyim ve hemen inşallah bitiriyorum. Şu anda sanıyorum Sibirya'nın en üst tepesinde bile
camilerin olduğunu ben yine geçen senelerde hocamdan duymuştum. Şu anda camilerin olmadığı yerler yok. Ben giden sene San Petersburg'da bir hafta kaldım. San Petersburg'da maşallah o güzel Tatar kardeşlerimizin bile o güzel camileri cuma günleri maşallah camiler taşıyor. Son olarak hemen söyleyip bitireceğim. Hocamıza inşallah şey yapacağım. Kazan, Tataristan'da bir arkadaşımız diyor ki Veli hocam biz burada 93-94 yıllarında 5 kişiyle 10 kişiyle cuma namazı kılıyorduk. Ama yıl 2009 yani giden sene Haziran ayıydı. Ve şu anda cuma günü gençlerden camiler taşıyor maşallah. Tatar Müslüman kardeşlerimiz ve diğer Kırgızistan, Kazakistan da öyle. Artık elhamdülillah Müslümanlar her tarafta kenetlenmiş, birbirlerini böyle sahiplenmiş ve dini ve İslami değerlere dönmüş. Allah-u Teala'ya ve Efendimizin sünnetine, o güzel sünnetine dönmüş durumda. Tabi bu hususta ben yine bitirirken Nimetullah hocam gibi hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Allah-u Teala onları başımızdan eksik etmesin. Ve inşallah nice hocamızın çok dua ettiği gibi nice Nimetullah Hoca Efendiler, nice Mehmet Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri ve nice Ali Haydar Hoca Efendi Hazretleri ve nice Sami Efendi Hazretleri gibi büyük alimleri inşallah tekrar içimizden Allah-u Teala çıkarmayı nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El-Fatiha. Ya Rabbi aç gönlüm gözüm, dönder sana canım özüm. Hem geceler hem gündüzün, estağfirullah el azim. Hem geceler hem gündüzün, estağfirullah el kerim. Anadolu gençlik evliyaları bunlar işte. Anadolu gençlik evliyaları böyle ilahiler söylerdi. Ya biz onlara yetiştik. Evet elhamdülillah. Kur'an ile başlayacağız. Önce hepimiz niyet edelim. Bütün ömür dinimize hizmet edeceğiz. Erbakan hocamız babamı çok sever. Toplantılarda elini öperdi. O vermek istemez ama elini öper, şey yapar. Siyaseti de iyi biliyordu babam. Ben daha iyice öğrenemedim. Bu yakında yine söyledim. Hocam bana siyasi öğret dedim. 2 saat konuştu benimle. Hepinize selam söyledi. Ben sizin selamlarınızı şimdi Ankara'da. 2-3 kere görüştük, beraber oluyoruz her zaman. Bu şeyde kendisini tebrik ettim. Dedim ki hocam ben sizi tebrik ediyorum. İslam hizmeti ölünceye kadar. Ya ölmeden evvel şey yok. İzin yok. Ölünceye kadar. Ve gençler de çabuk yetişecek. Ya bu yaştaki gençler bunlar çok büyük işler yapar. Ya böyle bu mübarekler bu yaştaki 13 yaşında 12-13 yaşlarında 2 tane genç Bedir Muharebesi'nde. İki genç Bedir Muharebesi'nde. Pehlivan bir tane mübarek. Cihat. Hocamız her zaman cihat, cihat ya. Cihat. Davet, cihat ikisi kardeş. Davet. Biz davet yolunda gezmek nasip oldu çok. Bu Ramazan'da da Medine Münevvere'ye, Mekke Mükerreme'ye Allah nasip etti. Ramazan'dan sonra da Efendimiz'e her gidişimde ya Resulallah bütün ümmetlerinden selam getirdim diyorum. Ve Efendimiz'den de hepinize selam getirdim. Peygamber Efendimiz'den, sahabe efendilerimizden. Bedir'den 2 kelime bu gençler bu yani şey olmuş. Bedir'de
Bedir aslanlarından birisi, baba yiğit. Bir bakıyor sağında bir çocuk, solunda bir çocuk, yani 13 yaşlarında. Diyor ki iki tarafım da boş. Dikkat etmeliyim. Sağdaki 13 yaşında, soldaki iki tarafım da boş. Ona göre dikkat et. Öyle öyle düşünürken o küçük çocuğun sağdaki amca Ebu Cehil nerede, sen onu bize göster. Öteki de diyor Ebu Cehil nerede, bize göster. Ne yapacaksınız yavrum? Ebu Cehil niyet etmiş peygamberimizi şehit edecekmiş. Ondan evvel biz onu öldüreceğiz. Onun için geldik biz. Kucağına almış. Şu koca kafir. Gösteriyor oradan. Ötekini kucağına almış. Adamların bacaklarının arasında yürümüşler. İkisi birden. Hemen oraya birisi, bu adam şey üstünde, devenin üstünde. Devenin üstünden bacakları aşağıya doğru şey. İkisi, biri bir bacağından, biri bir bacağından lüp düşüvermiş adam. Ebu Cehil. Onun için bunlar fethedecek dünyayı. Ya. İçinizde 14 yaşında var mı? 13. Hazreti Fatih 14 yaşında hadisi şerif okudu. İstanbul'un fethi hadisini 14 yaşında okudu. Ya Rabbi bana nasip et. İstanbul'u bize hediye ettiler. Ondan evvel Eyüp Sultan Efendimiz. Evet. Güzel söyledi. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari. Türkler sultanlara hürmet ettiği için Eyüp Sultan demişler. Hepimiz söyleyelim Eyüp Sultan. O geliyor evvel. 700 sene evvel. Temelini atıyor İstanbul'u fethetmenin. Kendi evlatlarıyla beraber hocamızla da şimdi bu son görüşmemiz Eyüp Sultan Efendimiz'de. Ben Ankara'daydım. Kardeşlerimiz telefon ettiler. Hocam bunun yanında, hocamızın yanında. Allah'a şükürler olsun. Size Mekke Mükerreme'den, Medine Münevvere'den bütün dünyadan selamlar getirdim. Herkes öyle şey yapıyor. Osmanlı, Tayland taraflarındaydı. Ve konuşurken şöyle bir şey yap, adamlar bir el çırptırdılar. Caminin içinde el çırptırdılar. Dedim hayrola, camide bu olmazdı. Biz sizin tarihinizi okuduk. Osmanlı'yı okuduk biz. Ömrümüzde ilk defa bir Osmanlı hocası bize nasihat ediyor. Onun için şeyimizi tutamadık. Biliyoruz ama böyle sizi bekliyorlar. Ya Allah'a şükürler olsun. Şimdi Anadolu gençlik evliyaları iyi iyi niyet etmeli. Bu defa da zafer bizim inşallah. Bizi de bu artık beyazlaşmış, sakalı beyazlaşmış filan diye bu bize işe yaramaz demeyin. Bizi de götürün yanınızda inşallah. Ya Eyüp Sultan Efendimiz o şekilde geldi. 1000 kadar sahabe gelmiş İstanbul'umuza. Çok hayırlar var elhamdülillah. Biz Kur'an ile başlayalım da nur nurlansın kalplerimiz, kulaklarımız, her şey. İlk gelen ayet. Orada da imamlık yapmak nasip oldu Cebel-i Nur'da biz. Cebel-i Nur'da imamlık yaptım. Orada ezan okuyorduk, namaz kıldırıyorduk. Şerifler Efendimizin sülalesinden buraya cami yaptılar. Orada da Allah nasip etti. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allahu Ekber. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sadakallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burası cennet elhamdülillah. Allah'ımız bu cennete nasip etti. Ahiret cennetine de kendi lütfiyle. Ya, yalnız devam edeceğiz. Oku emriyle geldi. Besmele ile oku. Kitapların besmelelerine dikkat edeceğiz. Faydalı ilimler oku. Kur'an, hadisi şerifler. Allah'a şükürler olsun. Şimdi inşallah Peygamberimiz zamanında ya Peygamber Efendimiz zamanında insanlar inat ediyordu. Şimdi arıyorlar. Ben Japonya'yla şimdi 15 senedir de alakamız Japonya'yla. Adamlar az yiyorlar. Ben çok ikram ediyorlar diye daha azaltamadık. Az yiyorlar, çok çalışıyorlar, çok da geziyorlar. Gezdikleri yerlerde de Müslüman oluyor. Oluyorlar. Japonlar ve Koreliler. Hoca Efendi kardeşimiz güzel şeyler söyledi. Kore Türk askerimizin şerefiyle. Başbakan söyledi. Orada açılışa gitmiştik 2 sene evvel. 2 sene evvel Zübeyir Koç Samsun müftüsü uzun zaman yaptı oradan geldikten sonra. 52'lerde gitmiş. 52'lerde ben de askerdim. 52-54 yahu ömrüm meydana çıkacak. Ne dedim ben, yanlış olmasın. 18'den biraz yukarıyım ben. Efendim, o zaman 124 bin sahabeden Efendimiz buyurdu gedin diye Arafat'tan evlerine gitmeden dünyanın her yerine gittiler. 10 bin kadar Medine Münevvere'de var sahabe kabri. Oralara siz de gelin inşallah. Allah getirir. Niyet edin inşallah. Ben içinizde en zayıfınız. Ne kadar zor okudum böyle. Aklım ermiyor. Ölürsem de devam. Devam, devam. Allah ikram etti. Size kadar gelmek nasip oldu. Çok şükür. Bak yarınki programlara sevindim. Sabah namazından sonra varmış. Buradan bir yere dergaha gideceğiz. Siz de gelin orası. İyi bir yer. Sabah namazına tekrar sizin davetinize geleceğiz inşallah. İnşallah. Ondan sonra saat 10'da bir daha varmış. İşte biz de onu istiyoruz yani. Ya çalışmak lazım. Benim kalbim çatladı neye? 124 bin sahabeden 10 binin kabri var Medine-i Münevvere'de. Mekke Mükerreme ile Medine-i Münevvere sahabenin 11 bin olmaz. Ha? Bu ne demek? Bunların çocukları mı yok? Dükkanları mı yok? Taze hurmaları mı yok? Dünyanın her yerine, nereye? En çok sahabe zamanında. Bir de bunu hiç unutmayın. En çok dünyanın her yerine sahabe zamanında yayılmış İslam. Çin'de sahabe kabri. Rusya'da sahabe kabri. Şimdi efendi şeyden bahsediyor. Afrika'da sahabe kabri. Ya Afrika'nın kapısına gittim ben. Kapısına kadar. Efendim onlar da Japonya'ya şeysiz geliyor. Türkler vizesiz gidiyor Japonya. Kolay. Şeyde Cezayir, Tunus, Tunuslular. Tunus'ta Kayravani büyük bir yer, mübarek mescit. Oralara ecdadımız gitti. Orada kabir, sahabe kabirleri. Kalbim, bu ne demek ya bunlar? Ben size temelli edin demiyorum. Bak adam, mübarek zat 45 gün gitmiş. Ne kadar dedin?
45 gün, 45 günde ne güzel, ne kadar güzel hizmetler yapmış. Hemen niyet edip her tarafa dinimizi götürmeye niyet edeceğiz, Allah verecek. Hepimiz şunu da Çin'deki şeye beraber okuyalım diyor. Tala al-bedru aleyna, Çin'e girince. Şey yapmışlar, Çin'de ne kadar edepli Müslümanlar var. Bizim Türkistan, Doğu Türkistanlı gençlerimiz, şeyler, Çin'in kendi Müslümanlar, tariket adebi. Her namazdan sonra zikrediyorlar, şey yapıyorlar. Ben gidiyorum, namazlara gidiyorum. Sabah namazına gidiyorum. Ha, sabah namazını unutmayalım sakın. Sabah namazına devam edene Allah tarafından dokunulmazlık veriliyor ve zengin olacak. Sabah namazı. Herkes, kaç tane erkek tanıyorsunuz, hep birbirine telefon edin bundan sonra. Ya sabah namazı cemaati. Sabah namazı hangi camide kılacağız? Gültepe hocam. Ben Harmantepe'de sabah namazında buluşalım inşallah. Ondan sonra da her gün gidelim şeye. Ondan sonra da her yerde gitmeye niyet edelim. Bir defa yanımda kimse yok. Gideceğim. Hemen taksi. Benim bir cami, en yakın camiye. Kaç lira? $10. Bismillah. Ben öyle para şey kazanmasını hiç bilmem. Allah veriyor. Allah veriyor da kazan harcamasını da bilmem. Allah verir. Allah veriyor. Allah verir. Allah verir derler. Ekmek. Allah. Allah'a şükürler olsun. Nasihat, bu nasihatların çok faydası var. Camiye gidiyoruz. Giderken de Çin, komünist Çin kabul etmiyor. Bir iki hafta sonra gel. 10 gün sonra gel. Bu iki hafta içinde Hindistan'a da gittim geldim. Hindistan'da alimler toplantısı olmuş. Bana orada konuşturdular. Alimler toplantısı. 20.000 kişi. Hindistan'da çok Müslüman var. 300 milyon Müslüman Hindistan'da. 300-400 milyon Müslüman. Onların arasında 20.000 ulema. İçişleri Bakanı gelmiş. Dediler, alimler biz seni davet etmek ama efendim biz de faydalanmak için geldik diyor. Bunlar Müslüman olacak hepsi. Şimdi Allah'ımızın bu emirleri Allah'ın lütfuyla Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dinil hak liyuzhirahu aleddini kullih ve kefâ billâhi şehîdâ velev kerihel kâfirûn velev kerihel müslimûn. Hak din üzere Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Bu mübarek din, İslam dini bütün dünyaya faydasını gösterecek ve hakim olacak. İşte o günler geldi şimdi. Bütün dünya ile bu, bilhassa bu Anadolu Gençlik Evliya'nın şeyisi bu. Hep çalışacağız inşallah. Nerede toplantı var? O zaman yarın o cami sabahleyin ve onda da nereye gideceksek oraya da gelin inşallah. Hamidiye. Hamidiye Mahallesi'nde de inşallah şöyle bu akşam gelebilen gelsin, bir yer, bir dergahta gidiyoruz. Orada zikir var. Şey de var orada. Çiğ köfte de var. Ben çok seviyorum da. Gelebilen gelsin. Şeyde. Altınşehir'de. Altınşehir. Evet. Her yere koşmak lazım. Şimdi söyleyelim. Şimdi bana sefarete gidiliyor. Herkes şey yapıyor. Nihayet sonunda demiş. Ben korkuyorum, Allah'tan korkuyorum bu sözleri söylemeye. Sizden de utanıyorum ama yine de. Bir tüccar benim Japon dergisinde resmimi bulmuş. Götürmüş sefere, demiş ki bak bu adam. Affedersin, bu adam Müslümanlar arasında meşhur bir adam. Memleketinize sokmazsanız Müslümanlar size küser, ticareti keser demiş. Aman gelsin demişler. Tüccarları çok seviyorum ben. Söz bilir yani, iş yapmak, güzel iş yapar. Demiş, eğer kokusu yapmazsanız ticareti keser. Onlar ucuz gönderiyor her şeyi, mal gönderiyor yani dünyaya. Aman gelsin. Bir de kardeşi Mekke'den, o da gelecekmiş. Bir de 10.000 Kur'an'dan gelecek. Onu da getirsin.
Hemen Mekke'ye telefon ettim Mekke mükerremi. Sana da bana da 10.000 Kur'an'a da şey oldu. Müslüman hayra doymuyor efendinin söylediği gibi. Müslüman. sonra şey yapacak hepsini. Sonra siz fotokopi yapın, şey yapın bunları, çoğaltın yani. Gayrimüslim Müslüman oluyor. Mübarek Mekke'deki arkadaş. Ne olur yarın da söyleyin de 20.000 olsun Kur'an. Gittiler. 20.000. 20.000 Kur'an ile girdik oraya. İslam cemiyeti var. Allah. Bir davet ettiler bizi. İslam cemiyeti Çin'in içinde. Komünist Çin'in içinde. Öyle bir ziyafet yapmışlar. En az o 10 çeşit kuş eti. Gelin yiyelim işte oralarda gelin. Ya Rabbi. Tala el-Bedru aleyna beraber okuyalım. Efendimiz'e söylenen. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye girerken. Tala el-Bedru aleyna min seniyyetil veda ve cebet şükrü aleyna ma da'a lillahi da'a. Eyyühel meb'usi fina yi'te bil emril muta yi'te şerreftel medine merhaban ya hayrada.